TCK TV ekranlarında yepyeni bir programla karşınızdayız değerli yarışseverlerimiz. Her program birbirinden değerli konukları ağırlamaya ve atçılık dünyasını yakından ilgilendiren farklı sağlık konularını sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün yine yanımda çok özel bir konuğum var. Serdar Babaeski ile birlikteyiz. Bugün de tay kızgınlığı, yeni doğan tay ve kısrak bakımını konuşacağız. Ben de sizler gibi bu sohbet için oldukça heyecanlıyım. Dolayısıyla sizleri daha fazla bekletmeden hemen konuğumuza dönmek istiyorum. Merhaba Serdar Bey. Bugün bizi ağırladığınız için öncelikle ben teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım bu konuyla ilgili aslında. Bilgi almak için bizleri oldukça ilgilendiren konulardan bahsedeceğiz. Evet, rica ederiz. Biz de çok memnunuz bu programı gerçekleştirdiğimiz için. Tekrar hoş geldiniz. Hem zorlu, 7/24 ulaşılabilir olmayı aslında gerektiren ama bir yandan da maneviyatı çok da yüksek bir mesleğiniz var. Veteriner hekim olmaya sizi çeken neydi? Dediğiniz gibi gerçekten maneviyatı çok yüksek bir meslek icra ediyoruz. Beni bu konuya yönlendiren öncelikle bizim doğduğumuzdan beri ailemizde birçok pet hayvanlarımızın oluşuydu. Daha sonra çiftlikteki babaannemin büyükbaş hayvanlarıydı. Daha sonra lise zamanı tercih aşamasında bunları göz önünde bulundurup veteriner hekim olmayı tercih ettik ve meslekte 11. yılım gerçekten severek icra ettiğim bir meslek. Ve son dönemde çok gündemde olan tek sağlık çatısı altında olabilmek, özellikle sadece atçılık değil, zoonoz hastalıklar ve bunun beraberindeki gündemimizdeki rahatsızlıklarla birlikte tek sağlık çatısı altında çalışan bir birey olmaktan da çok gurur duyuyorum açıkçası. Evet, zaten sevmeden yapılabilecek bir meslek değil dolayısıyla zorluklarından dolayı hani konuştukça aslında konuklarımızla da bu program vesilesiyle ben de hem ne kadar büyük emekler harcadığınızı hem de ne kadar özel bir iş yaptığınızı tekrar tekrar fark ediyorum. Evet, peki evet. Atlara özel bilginiz var mıydı? Türkiye Jockey Kulübü ile nasıl yolunuz kesişti? Ben 2005 yılında Ankara Üniversitesi'ne Veteriner Fakültesi'ne giriş yaptıktan sonra 2009 ve 2010 yıllarında Türkiye Jockey Kulübü Karacabey Pansiyonu arasında stajyer olarak görev yaptım. O dönemde olan ilgimi orada deneyimleyerek bu işte çalışmak istediğimin farkına vardım. Daha sonra 2011 yılında askerlik görevimi icra ettikten sonra göreve başladım. O günden beri de farklı departmanlarda yer yer olmak üzere ağırlıklı Karacabey Pansiyonu Hara'daydım. Şimdi bir aydır da Mahmudiye Pansiyonu Hara'da yetiştiricilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Evet, programın başında söyledik. Bugün aslında bizleri atçılık dünyasını çok yakından ilgilendiren konulardan bahsedeceğiz. Tay kızgınlığı, yeni doğan tay ve kısrak bakımından bahsedeceğiz değerli yarışseverlerimiz. İsterseniz önce tay kızgınlığıyla başlayalım. Nasıl aşamalardan geçiyor, nasıl bir süreç? Bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Bugün konuşacağımız konuların hepsi bir zincirin halkaları gibi peş peşe seyreden olaylar. Öncelikle tay kızgınlığı, diğer adıyla kan talebi olarak halk arasında söylediğimiz olay, kısrakların doğumdan sonra kısa bir süre içerisinde tekrar aşıma hazır hale gelebilmesini ifade ediyor. Bu süreç yapılan araştırmalarla yıllardır değişen bir süreç olduğunu biliyoruz. Fakat genel olarak çiftlik hayvanları bazında değerlendirdiğimizde en çok bildiğimiz inekle karşılaştırdığımızda kısrakları ineklere oranla çok daha kısa sürede involüsyon dediğimiz doğum sonrası ana rahminin toparlanma sürecini çok hızlı bir şekilde yapıyor kısraklar. Bunlar da fizyolojik ve anatomik yapılarından ötürü ve dolayısıyla ineklere kıyasladığımız için çiftlik hayvanı olduğu için biz 9. gün 10. günde bu östrus dediğimiz aşıma hazır hale gelme durumunu tespit edebiliyoruz. Tabii burada tay kızgınlığında bazı kriterler var bizim aşıma hazırlayabilmemiz için kısrakları. Bunlar çok önem arz ediyor. Burada atçılarımız, yetiştiricilerimiz yıllardır tay kızgınlığına önem veriyorlar. Çünkü daha sonra da bahsederiz büyük ihtimalle erken tay alabilmek. Buradaki amaç kısrakların gebelik sürecini 11 ay artı eksi 15 gün olarak değerlendirirseniz herhangi bir yılın Nisan ayında gebe kalan bir kısrağımız her şey yolunda gittiğinde Mart ayında doğumunu gerçekleştiriyor. Bu doğumu gerçekleştirdikten sonraki 10. ve 15. gün arasında dediğimiz tay kızgınlığı gerçekleşir ve aşımını gerçekleştirirsek her şey uygunsa
Bir sonraki sene bu sefer Şubat ayında, Mart ayında aşım yaptığımız için 11 aydan hesaplarsanız yaklaşık olarak bir sonraki sene Şubat ayında doğum yapmış oluyor. Bu yüzden de aslında tercih edilebilir bir şey. Fakat birçok kriteri var. O zaman yıl atlamaması aslında anladığım kadarıyla önemli bir durum. Evet, yetiştiricilerin talep ettiği erken tay alabilmek bu anlamda önemli oluyor bizler için. Ama dediğim gibi birçok kriteri var tay kızgınlığında aşım kararı alabilmenin. Dilerseniz onlardan biraz bahsedeyim. Evet, onlardan bahsedeyim. Da kısaca evet, bahsedelim aynen yeri şimdi, gelmişken. Bu süreç doğum tüm memeli hayvanlarda, insanlarda çok travmatik bir süreç bildiğiniz üzere. Ve doğum sonrası doğumu yapan canlının kendisini yeniden bir doğuma hazırlaması belli bir takım işlemler veya iyileşmeler sonrasında oluyor. Kısraklarda bu durum kendi anatomik yapılarından dolayı, rahim kasları çok kuvvetli kasıldıklarından ötürü involüsyon dediğimiz bu süreci epey hızlı tamamlıyorlar. Fakat bizim genelde tay kızgınlığında muayeneye aldığımız doğumdan sonraki 9. 10. günde kısrakların özellikle öncelikle kaç yaşında olduğu bizim için oldukça önemli. Çünkü her ilerleyen yaş, kısrağımız bir yaş yaşlanıyor. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bazen bunu unutuyoruz. Ve bu süreci de yavaşlatabilen en önemli kriterlerden birisi yaş. Ardından kısrağın yaptığı doğum süreci, yani güç bir doğum geçirdi mi, normal bir doğum mu yaşadı, iç organlarında ya daha doğrusu genital organlarında herhangi bir sorun oluştu mu doğum sırasında, bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Akabinde de yaptığımız muayeneler sonrasında yaşı, tercih edilen aygırın fertilitesi, akabinde kısrağın, rahminin genel durumu, kendini yeniden aşıma hazırlayıp hazırlayamadığı, bunları değerlendirip karar veriyoruz. Şunu özetlemek gerekiyor, unutulmaması gereken yaklaşık 50-55 kilo civarında bir tay doğurup, bir o kadar da 30-40 litre civarında bir doğum sıvısıyla birlikte genişleyen bir rahim var ve bunu doğumdan sonra hiçbir şey kalmamasını beklememiz imkansız. O yüzden tay kızgınlığı döneminde baktığımız kriterlerden bir en önemlisi rahmin yeteri kadar küçülüp küçülmediği ve doğum sonrası rahmin içerisinde herhangi bir sıvının olup olmadığı veya bakteriyel bir faaliyetin olup olmadığı. Bunları değerlendiriyoruz açıkçası. Bu anlamda o zaman evet çok hızlı toparlıyor dediniz diğer canlılara göre kendini. Evet. Ama çok önemli kriterler var. Sağlıklı tay doğumunun gerçekleşmesi ve kısrağın sağlığı için de mutlaka sizlere danışmak aslında yapılması gereken bu muayeneler var. Kesinlikle. Peki at ilgilileri olağanüstü bir durum görmediler. Yine de yapılması gereken rutin kontroller var mı? Tabii ki. Normal bir doğum olduğu olduğunu farz edelim ve kısrağımızı 10 yaşında olduğunu örnekleyelim. 10 yaşında bir kısrağın 4 yaşında, 5 yaşında veya 15 yaşında bir kısrağa göre arada olduğunu söyleyebiliriz. Bu tay kızgınlığına hazırlanan süreçte kritik yaş 6-7 diyebilirim. Ondan sonraki yaşlara çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Çünkü burada sağlıklı bir tay elde etmek dediniz. Erken embriyonik ölüm diye bir konumuz var bizim. Bizim canlı tay alamamamızın sebebi olan erken embriyonik ölüm. Biz de bütün yetiştiricilerimizin canlı tay, sağlıklı bir tay alabilmesi için bu işi yapıyoruz ve mücadele ediyoruz. Bu konuda yapılan, yıllardır yapılan araştırmalar incelendiğinde tay kızgınlığında belirli günlerde yapılan aşımların canlı tay oranı üzerine oldukça fazla etkisi olduğu söyleniyor. Hatta tay kızgınlığı tercih edilmeyip bir sonraki siklus, yani 20 gün sonra, 25 gün sonra olan siklusta aşım gerçekleştirildiğinde canlı tay oranı neredeyse 2 katı daha fazla oluyor. Birinci olay bu. Yani canlı tay alabilmemiz, tay kızgını tercih ettiğimizde %50 azalıyor. Çünkü erken embriyonik ölüm oranı daha yüksek. Öte yandan gebe kalma oranları da düşük bunun yanında. O yüzden... Peki tay kızgınlığını tercih edenler neden o dönemi tercih ediyorlar? Şimdi sizin anlattığınız oranlara göre aslında beklemek ve bir sonraki dönemde aşımı yapmak çok daha mantıklı. Evet, aynen peki, öyle. Peki tay kızgınlığının seçilmesi ya da seçilmemeli mi bu söyledikleriniz burada ışığında? Burada şunları değerlendirmemize gerekiyor. Birincisi aşım yaptığımız zaman, yani ovülasyon dediğimiz... yumurtanın çatlayıp sperma ile oositlerin buluştuğu dönemi iyi ayarlamamız gerekiyor. Bu da kısraktan kısrağa ve mevsime göre oldukça
oynayabilen, değişebilen bir süreç. O yüzden bizim hedefimiz doğumdan sonraki mümkünse 12. 13. 14. günler arasında bu aşımı yapabilmek ve diğer bütün kriterleri de tamam, okey olarak kabul ediyoruz. İşte kısrağın rahminde herhangi bir patolojik durum yok, sıvı yok, involüsyon dediğimiz küçülme tamamen sağlanmış. Bunları tam olarak değerlendirip ve bunların hepsinde tamam dediğimiz anda 10. 12. mümkünse 14. 15. günü tercih ediyoruz. O zaman daha başarıya yakın oluyoruz. Bunun karşılığında zıt olarak 7. 8. günde kısraklar aşıma hazır hale gelebilir. Yani davranışsal olarak östrus dediğimiz aşımı kabul etme safhasında görünebilir. Buna aldanıp ya da bunu göz önünde bulundurup hiçbir kontrol yapmadan aşım yapmanız birincisi aygırınızı yoracaktır. İkincisi de sizin gebelik oranınızı oldukça aşağıda bırakacaktır. Bu yüzden 12. 13. 14. günde eğer biz bunu sağlayabilirsek, yani yumurta dediğimiz ovülasyon süreci dediğimiz süreç o vakte kadar uzarsa, bunu da bizim elimizde olan bir şey değil açıkçası çok fazla, çünkü kısrağın kendi fizyolojisi, bunu sağlayabilirsek o dönemde tercih edilebilir. Ama bunları sağlayamıyorsak, yani 10. günde, 11. günde kısrak ovülasyonu gerçekleştiriyor ise bence bir sonraki siklusu beklemek daha mantıklı diye düşünüyorum. O zaman fiziksel olarak aslında uygun ve hazır görünmüş olsa dahi dediğiniz gibi düşünülmesi gereken çok önemli kriterler var. Evet. Ve nihayetinde canlı ve sağlıklı bir tay elde edebilmek adına da birazcık daha sabırlı olmak kesinlikle lazım. Kesinlikle. Biraz önce sohbetimizde ilk başladığımız zaman erken aşımdan bahsetmiştiniz. O konuyu da biraz açabilir misiniz? Şimdi bu erken aşımı yapabilmek hepimizin hedefi. Bu sadece yeni doğum yapmış kısraklar için değil, bir önceki sezon boş kalmış veya maiden olarak sahadan yeni damızlık olmuş kısraklar için de hedef. Çünkü burada yarış takvimine göre baktığımızda taylar doğup büyüdüğünde İngilizler için 2 yaşına, Araplar için 3 yaşına geldiğinde yarış takvimine yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştiricilerimiz bu durumda. Ama burada erken aşımı mesela şöyle örnekleyeyim. Mart ayında gerçekleştirdiğiniz, dediğim gibi aşımda sağlıklı gittiğinde Şubat ayında bir tay aldığınızda, Mayıs veya Haziran ayında aşım yaptığınızda Mayıs ayında bir tay alıyorsunuz. Bu iki tay arasında yaklaşık 2,5-3 ay gibi bir süre oluyor. Kulağa bu çok fazla gibi gelebiliyor ama yetiştiricilerimizden hani ricamız, bir istatistiksel olarak değerlendirip hani hiç mi Mayıs ayında koşup doğup da grup koşmuş at yok. Bu çok fazla atımız var. O yüzden hani biraz daha sabırlı olmak lazım. Yetiştiricilerimizin burada amacı erken tay elde edip daha iyi erken hazırlayabilmek. Burada bir avantajımız daha var bunun yanında. Erken doğan taylarımızın genellikle Mayıs ve Haziran aylarında havaların ısınmasıyla aktive olan mikroorganizmalar tarafından hastalığa yakalanma oranları daha düşüyor. Yani Şubat ayında doğan bir tayla Mayıs ayında doğan tayın 2-3 aylıkken ishal olma oranlarını karşılaştırdığınızda geç doğan taylar birazcık daha dezavantajlı. Bunu da aslında değerlendiriyor yetiştiricilerimiz. Doğru da yapıyorlar. Zira sadece atların mevsime bağlı poliöstrik oldukları için, yani uzayan gün ışığıyla aşıma hazır hale geldikleri için zaman zaman Şubat, Mart, bazen Nisan ayında da kısrakları aşıma hazırlamakta güçlük çekiyoruz açıkçası. Ama bu belli yüzdeler çerçevesinde biz birçoğunda uyguladığımız hormonal takviyelerle, suni ışıklandırmalar veya diğer hormon uygulamalarıyla Şubat, Mart aylarında aşıma hazır hale getirmeye çalışıyoruz ki erken tay alabilsin yetiştiricilerimiz. Peki o zaman şöyle en güzel ihtimali düşünelim. Bütün etmenler bir araya geldi. Hı hı. Kısrağımız aşıma hazır durumda. Peki böyle bir durumda gebelik başladı. Sürecin sağlıklı gitmesi için nasıl kontroller yapıyorsunuz? Hem kısrağa özel kontrolleri merak ediyorum, hem de aynı zamanda anne karnında aslında eminim var ki tayı kontrol etmeye başlıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Şimdi kısraklar yapı olarak
fizyolojik ve anatomik olarak iki yavru taşımaya müsait olmayan bir yapıları var. O yüzden bizim yaptığımız ilk gebelik kontrolü 14. günde, yani rahme düşen yavrunun ana rahmine yapışmadan önce bunu yapıyoruz. 14-16. gün arasında bunu yapıyoruz ki ikizlik varsa bunu sonlandırabilelim. Akabinde 28. günde, aşımdan 28-30. günde ana karnındaki tayın ufak kalp atışlarını görmeye başlıyoruz. O hani tay için ne yapıyoruz dedik ya, orada ilk kalp atımlarını görüyoruz. Ondan sonra onun yolunda olup olmadığını inceliyoruz. İşte kese yeteri kadar büyümüş mü, kalp atım sayısı yeterli seviyede mi? Akabinde de 45. gün tekrar yine yavrunun gelişimi ve kesenin gelişimiyle ilgili kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu ilk 3 kontrolümüz ve çok aşımdan çok kısa süre sonra yaptığımız kontroller. 18. gün dediniz. 14-16. 28 ve 45. gün. Bizim için çok önemli tarihler. Evet, çok çok önemli tarihler. Bu sürede hem yavrumuz sağlıklı büyüyor mu, tek yavrumuz var mı, ardından erken embriyonik ölüm riski var mı, yok mu, bunların hepsini değerlendirme şansımız oluyor. Akabinde bununla birlikte tabii ki kısrağın genel sağlık durumunu her zaman değerlendiriyoruz. Hem birlikte çalıştığımız teyit arkadaşlar, tekniker arkadaşlar, hem de bizim nezdimizde belirli rutin kontrollerimiz mevcut. Bundan sonra yavru zarı oluştuktan sonra riskli gebeliklerimiz varsa, yani kısrağı biliyorsak, daha önceki sezon güç bir doğum yaşadıysa veya yavru attıysa veya yavru zarı enfeksiyonuna maruz kaldıysa, bunun da takibini yavru zarı oluştuktan sonra yine ultrasonografik olarak, rektal ultrasonografik olarak yavru zarı kalınlığı ölçerek devam ediyoruz ve periyodik olarak bunu yapıyoruz ki herhangi bir durumda yavru zarı normalden daha fazla kalınlaşmış ise müdahale edebilelim. Bu da gebelik süresi boyunca yaklaşık 11 ay, yani 45. günden sonra sayarsak 9-10 ay bu kontrolü yaptığımız kısraklarımız oluyor. Bunlar riskli gebelik grubuna giren kısraklarımız. Ama bunun yanında herhangi bir şikayeti olmayan varsa bir sonbahar muayenesi öneriyoruz yetiştiricilerimize, eğer çiftliklerini atlarını alıyorlarsa. Bu da erken embriyonik ölüm için yine, eğer varsa tespit etmek, tedavisini gerçekleştirmek ve yeni sezonu hazırlayabilmek. Bir de sezona girmeden önce yine kısrağın bir gebelik muayenesi yapılmasının, tayın canlılığını hissedebilme adına onun da önemli olduğunu belirtebilirim burada. Dediğiniz gibi eğer at sahipleri çiftliklerini alıyorlarsa kısrakları, böyle bir durumda tıbbi muayenelerden bahsettik ama onun dışında beslenmesiyle, uykusuyla ilgili, evet, vücut sıcaklığıyla ilgili takip edilmesi gereken şeyler var mı? İlgililerine bunları da tabii hatırlatmış olalım. Tabii ki kesinlikle yetiştiricilerimizin öncelikle gebe kısraklarına, yani gebe dediği boşlara da, yani boş kalan kısraklarına çok iyi bir besleme programı uygulamaları gerekiyor. Ve asla rutinlerini bozmamaları gerekiyor. Çünkü at öyle bir hayvan ki rutini bozulduğunda inanılmaz bundan etkilenen ve strese çok duyarlı olan bir hayvan. Biliyorsunuz işte sahada arkadaşlarımız işte gastrit sorunuyla uğraşıyorlar veya biz bazı kalabalık stresi veya başka streslerden yavru atmalarla uğraşıyoruz. Hani bu rutinini değiştirmemek lazım atın. Öncelikle bunu iyi bir zamanında düzgün bir besleme programı, bunun yanında iç parazit uygulamalarını çok düzenli yapmaları gerekiyor. Neden? Çünkü yediği yemden doğru düzgün yararlanabilecek ki tayına da bir şeyler aktarabilsin ve sağlıklı bir şekilde doğum yapabilsin. Burada yetiştiricilerimizin birçoğu gebe olan kısrağa antiparaziter uygulama yapmaktan çekiniyor. Acaba gebeliğe bir zararı, evet, olur mu diye düşünerek muhtemelen. Herhangi bir toksik etkisi olur mu gibi çok yani güvenle bütün antiparazitler uygulamaları, doğru ilaçları doğru dozda, doğru zamanda verdiklerinde, bunları da bizlere danışarak yapabilirler. Hiçbir sakınca görmeyecekler. Aksine tam parlak bir işte gebelik hormonun da beraberinde pasparlak bir kısrak, güzel kilo almış bir kısrakla sağlıklı bir tay elde edecekler. Bunun çok altını çizmek istiyorum sizin de vasıtanızla. Gebe kısraklarına doğru zamanlarda antiparaziter uygulama yapmaktan çekinmesinler. Özellikle iç parazit uygulamaları çok, evet, önemli dediniz. Peki aynen öyle. Süreler nedir? Yaklaşık olarak bir kısrağın 45 ile 60 gün aralığında, bu 70-80'e de uzayabilir ama şu an antiparaziter
ilaçlara tüm dünyada bir direnç geliştiği için doğru ilaçları doğru mevsimde zamanında uygularsalar bundan hiçbir şekilde zarar görmezler. Aksine çok fazla fayda görürler. Çünkü kısraklarımızı iyi beslersek iyi şekilde sağlıklı taylar alabiliriz. Bizim herkesin söylediği bir laf var. Tohum ektiğimiz tarla çok önemli. Kısraklara baktığımız şartlar çok önemli. Çünkü tohumlarımız yani aygırlarımızın hepsi kendini ispat etmiş hayvanlar. O yüzden tohumu ektiğimiz tarlada olan kısraklarımıza çok iyi bakmamız lazım ki sağlıklı bir tay alabilelim. Ve son 3 ay fötusun çok iyi ve hızlı büyüdüğü dönem gebe kısraklarda. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Gebe olan kısraklarına 9. aya kadar, 8-9. aya kadar normal boş bir kısrak gibi besleme yapabilirler. Yani tamam. Ama 9. aydan sonra fötal gelişim çok hızlandığı için son 3 ayda ekstra takviyeler yapmaları gerekebilir. Bu rasyonda arttırma olabilir veya işte bazı mineral vitamin takviyeleri olabilir. Burada kritik olan konu tayın fötal gelişimi hızlandığı için karnı içerisinde kapladığı yer artıyor, bağırsaklara olan yer azalıyor. Burada bir ters orantı olduğundan yükleme yapılırken de dikkatli, kademeli ve dengeli bir yükleme yapmak lazım. Yine düzeni bozmadan alışkanlıkları değiştirmeden. Aynen öyle. Peki gebelik süreci çok güzel geçti. Hı hı. Doğum yaklaşmaya başladığı evet. zaman çeşitli ipuçları var mıdır size ulaşılması gereken zaman yavaş yavaş doğum başlıyor ya da neler yapılması evet, lazım? Kesinlikle bunda da bizim işimizin en büyük parçası iyi bir gözlem. Eğer siz atınızı iyi gözlemlerseniz 8. ayda ya da 9. ayda bir gebe kısrağımızın yaşadığı bir sorunu tespit edebilirsiniz. Bu nasıl olabilir? Kısrak önce yem bırakabilir mesela. Yani yemini bırakır, huzursuzlanır, vücut sıcaklığı yükselebilir. O dönemde viral veya bakteriyel bir hastalığa yakalanmış ve bunun belirtilerini veriyor olabilir. Burada yapacağımız olay çok iyi gözlemleyeceğiz. Rutinini bozmadığımız bir at kendisi rutinini bozuyorsa orada bir problem vardır. Yem saati yemini yemiyorsa, padokta çıktığında ilk anda koşup eğleniyorsa, o gün koşmuyorsa bunlar hep bize bir sinyal. Aynı zamanda bizim diğer bir yakalamamız gereken önemli olay doğumdan önce bazı kısraklarımız erken süt akıtma belirtileri gösterebiliyor. Bazı atçılarımız bunu doğumu yaklaştığını düşünüyor ama bunu bir kısrak 8. ay veya 9. ayda yapıyorsa hayır, o kısrağımızın doğumu yaklaşmamıştır. O kısrağımız yavru zarları rahimden ayrılarak beslenmesi azaldığından bize bir sinyal veriyordur. Bu da işte yavru zarı enfeksiyonu göstergesidir. Böyle bir durumda hemen sizinle kesinlikle iletişime geçilmesi gereken durumlardan biri. Bir hekime ihtiyacı arayarak tedavi ihtiyacı olduğu bir durumdur bu. Bunun yanında doğuma yaklaştığında da kısraklar son bir ayda ağız sütünü oluşturmaya başlar. Bu son bir ay içerisinde kısraklarımızı lütfen mümkünse şartlarınız uygunsa çiftliklerinizde doğum yaptırın sayın sevgili yetiştiriciler. Şayet mümkün de değilse ve koşullar el veriyorsa atımızı gebe kısrağımızı nakledeceksek bir ay kala nakledelim. Yani bir kısrağımızı doğumuna bir hafta kala doğum yapacağı yere ya da aşım göreceği yere nakletmeyelim. Eğer çiftlik şartları uygunsa oradaki floraya alışmış bir ağız sütü geliştiren kısrağımızı orada doğumunu yaptıralım ki hazırladığı ağız sütünü yani kolostrumunu tayına faydası olabilsin. Eğer biz bu kısrağı alıp bir hafta kala süt akıtırken bazen belki 1-2 gün kala başka bir yere götürürsek oradaki mikrofloraya alışmış bir kolostrum almayacak tayım. O zaman çok elzem bir durum yoksa aslında yine dediğiniz yere dönüyoruz. Kısrağın rutinini bozmadan evet. Bir ay öncesine kadar eğer bir transfer gerçekleşecekse evet. gerçekleşsin ama onun dışında yine aslında hem tay hem kısrağımız için kesinlikle. En doğrusunun onun alışkanlığını doğru şekilde devam ettirebilmek. Kesinlikle olduğu yerde doğumunu yapması. Ha, şartlar elverişli olmayabilir. Planlanan tesise o zaman bir ay önce gönderelim. Yine çok enteresan bilgiler paylaştınız. Benim de kulağıma küpe olacak bunlar mutlaka. Peki sağlıklı bir doğum gerçekleşti. Hı hı. Her zaman söylediğim gibi böyle olmasını umuyoruz. Evet. Hemen sonrasında kısrağa ve taya ne gibi muayeneler yapmak gerekir? Bizim öncelikle doğumu ve yine verilen sinyallerle doğumu anlamamız lazım. O kısrağımız huzursuz, terlemiş, dönüyor, süt akıtıyor. Ondan sonra kısrağımız yatıyor ve pozisyonunu alıyor. Şimdi burada deneyimsiz kısraklarımız yani daha önce bir tay vermiş veya hiç tay vermemiş gebe kısraklarımız bazen yatmayı bilmiyor. Ve bizim
aceleci ve telaşeli tavrımız kısrağın belki yatacak, rahat bir şekilde doğuracak huzurunu kaçırıyor. O yüzden bu sinyalleri aldığımızda bizim yaklaşık olarak, yani kısrağın suyu geldiğinde diyeyim size, işte ilk zar yırtılıp suyu geldiğinde yaklaşık bir yarım saatimiz var. Yarım saat. Bu yarım saatte lütfen kısraklarımızı sakin bir şekilde, sessiz bir şekilde huzur verelim onlara. Bu suyu geldiğinde işte ilk yatıyor kısrağımız mesela, hemen bir pozisyon kontrolü yapıyoruz bazen. Veya işte ayakları geldiyse çekmeye çalışıyoruz. Bunlar pek doğru uygulamalar değil. Bazı kötü hatıraları olan, doğumda tay kaybetmiş arkadaşlarımız biraz aceleci olabiliyor ama yaklaşık yarım saatimiz var. Bunu tespit ettikten sonra kısrağımız, deneyimli bir kısrak, yine geçiyorum ilk doğum yapan kısrağımızı. Deneyimli bir kısrağımız zaten yere yatacaktır, uygun pozisyon alacaktır. Suyu geldikten sonra biz de bir 5 dakika sonra iki ön tırnağı, bir süre sonra da burnunu tayın göreceğiz. Bunu görüyorsak her şey yolunda gidiyordur. Ama yine de imkanlar varsa bir hekimin veya tecrübeli bir kişinin iki ayak ve kafa yerinde mi diye kontrol etmesinde yarar var. Bazen çok nadir arkadan bir arka ayak, üçüncü ayak kanala girmiş oluyor. Bunlar çok travmatik ve çok zor vakalar. Hani umarım hiç bir atçımız bununla karşılaşmaz ama insidensi düşük de olsa bunlarla karşılaşıyoruz. Burada da hekim desteği, belki sezaryenin sevk. Böyle bir durum peki fark edilirse, yine deneyimli biri var o esnada ve bir veteriner hekim yok. Evet. Ama dediğiniz gibi bu istenmeyen durum yaşandı. Evet. Size ulaşmaları için nasıl, ne kadar süre ne kadar var? Kısıtlı bir var. Zaman evet, gibi hissettim. Biraz kısıtlı bir zamanımız oluyor maalesef burada. Yani ilk su geldi, çıkana kadar yarım saatimiz var dedik. Biz bunu 15. dakikada fark ettik ya da 10. dakikada. Yani yine bir belki 20 dakika, belki bir saatimiz var şanslıysak ama aslına bakarsanız biraz kısıtlı ve kritik bir süreç. Bundan hemen önce onu atladım. Yavru zar enfeksiyonu olan ve bilmediğimiz bir kısrağımız doğum yapıyor veya doğum yapmaya çalışıyor. Bütün emareler var ama yavru suyu yok. Burada da yavru zarı çok kalın olduğu için kırmızı kese doğum dediğimiz bir olay var. Yavru zarı çok kalındır. Hatta o kıpkırmızı, bazılarına korkunç gelen o görüntü vulvadan bile dışarı çıkar ve görür ama enteresan bir kesedir o. Ve biz orada normalde iki tırnak, bir burun ucu görmemiz gerekirken o enteresan keseyi görürsek, hiç kimseyi beklemeden küt bir aletle veya tırnağınızla o keseyi patlatıp İkinci kesenin gelmesine yardımcı olmanız gerekiyor. Bu kesenin olup olmadığını anladığım kadarıyla doğum başlamadan anlayamıyoruz. Evet, doğum başlamadan anlayabiliyoruz. Şöyle, hani bizim riskli gebelik dediğimiz atlarımız varsa ve biz bunları biliyorsak ve rektal ultrasonografik olarak yavru zarı kalınlığını ölçtüysek bunu tahmin edebiliyoruz. Tutun ki hiç bunlara bakmadık ve doğum emareleri başladı. Her şey yolunda ama yavru suyu yok. Yani gelen bir su yok. Suyu gelmedi. Hani diyoruz ya, suyum geldi, suyu gelmedi. O noktada da eğer bu süre 10-15 dakikaya ulaşmış ise zaten birçok vakada artık vulvadan o ikinci kese de gözükmeye başlıyor. O kırmızı keseyi görüyorsunuz. Böyle kıpkırmızı bir kese. Plasenta. Onu patlatmamız gerekiyor. Yani orada heyecana kapılmadan, hekim desteğiyle olur ama mümkün değilse, küt zarar vermeyecek bir aletimiz varsa, makasın tersi olabilir veya kendi tırnağınız bile bazen yapabiliyor. Onu patlatıp biraz üstünüz batar ama önemli değil. Ondan sonra o tayımızı ikinci kesesiyle birlikte yumuşakça takviye etmemiz gerekiyor doğuma. Çünkü orada süremiz biraz geçmiş oluyor. Bunu da geçiyorum. Normal bir süreç. Yarım saat içerisinde tayımızı aldık. Diğer çok kritik ve acele ettiğimiz durum, konu, göbek kordonunu çok erken koparıyoruz. Lütfen yetiştiricilerimiz ve izleyen tüm ilgili arkadaşlarımız göbek kordonunu koparmada acele etmesinler. Yani göbek kordonunu şöyle tuttuğunuzda, eğer kısrak sakin mizaçlıysa, izin veriyor ise, göbek kordonu şöyle eline aldığınızda oradaki nabız hala devam ediyordur. 1-2 dakika, bazı atlarda 3 dakika sonra o iyice yavaşlar, o geçiş. Ondan sonra kesmek asla yok. Sadece
göbek kordonun ucundan tutarak tayın karnına elinizi dayayarak hafifçe tayı uzaklaştırırsanız bir arkadaş, başka bir arkadaşın yardımıyla kendiliğinden ayrılacaktır zaten. Kesildiği... Bu aslında doğal süreçte o zaman kısıran ve tayın doğal sürecinde yapabildiği bir aynen şey. Aynen öyle, tabii. Aynen öyle. Yani hiçbir yardım olmasa dahi sonuçta doğada bu atlar doğuruyor. Kısrak veya tay. Tay uzaklı, tepinip uzaklaşamaz ama genelde kısraklar bir süre sonra kalkıyor. Kalkarken de bu kordon kendinden ayrılıyor. Zaten kısrağın da o güç doğumu yaptıktan sonra, yani normal doğum bile güç bir olay. Çünkü kocaman bir tay çıkarıyorsunuz falan, ıkınıyorsunuz, terliyorsunuz, yoruluyorsunuz. Biraz kısrağın dinlenmesine müsaade edelim. Kordondaki geçişin azalmasını bekleyelim. Ondan sonra göbek kordonunu eğer ayrılmamışsa, kopmamışsa biz yumuşak bir şekilde asla makasla falan kesmeyip küt bir şekilde kendimiz ayıralım. Bunu yaptık. Hemen göbek kordonunun asepsi, antisepsisine özen gösterelim. Çünkü en büyük kapı mikroorganizmalar için, taya bulaşabilecek en büyük kapı o göbek kordonu başta. Tabii ki ağzından, burnundan da mutlaka alıyor ama en büyük kapı orası olduğu için orayı büzüştürücü, işte batikonlarla olabilir. Bazıları tentidiyot da kullanıyor ama batikon en iyisi. Batikonla ilk aşamada hemen orayı temizleyip daha sonra mümkünse 3-4 saatte bir ilk gün göbek kordonuna batikonla pansumanı yapalım ki çabucak kapansın, kapansın, büzüşsün. 3-4 saatte bir batikon. Evet, ilk gün, ilk 24 saatte bunu sağlarsak sabahına biz yanına gidip birinci gün muayenesi yaparken bile eğer akşam 9-10'da doğuran bir kısraksa o tay sabahına, yani 12 saat sonra kurumuş bir göbek kordonuyla karşımıza çıkıyor. Eğer bu olmazsa, göbek kordonu kurumazsa, uzun koparsa, kalınsa, enfekte ise çok çok büyük problemler çıkarıyor bize daha sonra. Tay bir aylıkken de bundan ötürü sorun yaşayabiliyoruz, 3 günlükken de bundan ötürü sorun yaşayabiliyoruz. O yüzden ilk gün, İlk 24 saatte, mümkünse 12 saatte kuruması. Bu çok önemli bir konu. İlk yapılacak tıbbi muayene aslında sağlıklı, evet, bir doğum sonrası birinci sonuca sakin olup, evet, kordonun doğal bir şekilde ayrılmasını sağlamak, evet, sonrasında da batikonla 3-4 saatte bir pansumanını yapmak. Evet. Yani, tay zaten o sırada yerde, hemen orada onu uyguluyoruz. Ondan sonra annenin yavru zarını arkasına bağlıyoruz daha yerde yatarken. Çünkü kısrak ayağa kalktığında, yine tecrübesiz kısraklar, arkasında sallanan bir yavru kesesi olduğunda inanılmaz panikleyebiliyor. Yani bu sebepten ötürü maalesef tayını ezen, tayına zarar veren kısraklarımız olabiliyor. O yüzden mümkünse, yine bu biraz deneyim isteyen bir şey, güzelce yavru zarını yerde yatarken bağlıyoruz ve o kendi ağırlığıyla genelde 3 saat içerisinde düşer. Bu da bir önemli. Yani bunu da gözlemlememiz gerekiyor. Yavru zarını, yani sonu derler ya halk arasında, sonunu kısrak ne zaman attı? Eğer bu sonunu ilk 3-4 saat içerisinde atıyorsa hiçbir sorun yok. Fakat bu her uzayan süre bizim için başka komplikasyonları getirebilir. Sonunu attı, yapacağımız diğer uygulama, yavru zarı tam mı? Eğer bu yavru zarında herhangi bir eksik varsa bu nerededir? Kısrağın içindedir, rahmindedir. Bu kısrağın içerisinde kalan yavru zarı kısrağı arpalamaya kadar götürüp hayatını kaybetmesine bile sebep olabilen bir şey. Bu da çok önemli bir konu. Yavru zarını tam olarak bağlıyoruz, atılıyor. Atıldığında yine hekim, mümkünse, değilse deneyimli bir arkadaş açıyor. İki tane zaten böyle boynuzu var ve gövdesi var. O yerinde mi? Rengi güzel mi? İşte sarı mı? Mor mu? Kırmızı mı? Hani herhangi bir anormallik var mı yok mu? Onu değerlendir. Onu bir tıbbi atık poşetine koyup kenara ayırmak. Daha sonra kısrakla alakalı sancısı olup olmadığı ve taya ilgisi olup olmadığı. Evet, bence sizin mesleğinizin en zor kısımlarından biri bu. Çünkü konuşamayan hastalarınız, evet, konuşamayan danışanlarınız var böyle bir durumda. Aynen öyle. Hakikaten nasıl anlaşılır? Şimdi ben bunu çocuk hekimlerine çok benzetiyorum. İşte onlar da 0-3 yaş, 2 yaş, hiçbiri derdini anlatamıyor. Sadece ağlıyorlar. Bir şekilde sizin çözmeniz gerekiyor. Aynı şekilde hekimlerin, veteriner hekimlerin görevi de bu şekilde birazcık zor. Klinisyenlik yapan hekim arkadaşlarımızın bizi, atı dedim ya, gözlem çok önemli. Atı iyi gözlemleyip bize verdiği sinyalleri yakalamamız lazım. Mesela tayımız doğdu, çok güzel. Kısrağımız 1 saat oldu kalkmıyor. Veya 2 saat oldu kalkmıyor. Sürekli karnına bakıyor. Bir huzursuzluğu var. Bu noktada bizim, yani bu kısrakta yolunda gitmeyen bir şeyler var. Veya ilgilisi, ya işte kısrak kalkmadı. Normalde
sağlıklı bir kısrak belki 5 dakika, belki 15 dakika sonra hemen kalkar. Tayını yalamaya başlar. Onu kurulama olarak biz görürüz ama aslında bütün dolaşım sistemini aktive etme, solunumunu uyarma, nörolojik sistemi uyarma gibi birçok önemi vardır. Kısrağın böyle bir ilgisi var mı? Tayına dönüp hemen onunla ilgilenmesi gerekiyor normal şartlarda. İlk doğumunu yapan maiden dediğimiz Arap veya İngiliz veya diğer ırk kısraklar bazen tayını kabul etmiyor. İşte tayıyla hiç ilgilenmiyor, tayına bakmıyor, yalamıyor. Hani bu tarz durumlar da çok kritik. Çünkü bu tay bir süre sonra ayağa kalkacak ve annesinin memesine doğru yönelecek. Bu gerçekleştiğinde eğer kısrak bunu kabul etmiyorsa tayına zarar veriyor. Bunu gözlemlediğinizde de sizin kısrağı sakinleştirmeniz, işte onun ilgisini çekecek gerek yonca verme veya bağlama veya işte zaptırat altına alma gibi şeyler yaparak veya kısrağın idrarını ya da dışkısını taya sürerek kendi kokusuyla benimsemesini sağlayarak bu gibi müdahalelerde bulunmanız gerekebiliyor. Ama her şey yolunda, kısrağımız kalktı, gözlemliyoruz. 15 dakika içerisinde kalktı. Tayda işte köpek oturuşu pozisyonuna gelmesi gerekiyor ilk 15 dakika içerisinde. Emme refleksi 1-2 saat içerisinde gelir. Buna takiben de yine 1-2 saat, bilemediğiniz 3 saati bulmuyor. Tayın ayağa kalkması gerekiyor. Bunlar rutin gözlemlememiz gereken olaylar. Daha sonra bir kan uyuşmazlığı testimiz var. Bunu sağlayabilen çiftlikler varsa biliyoruz, bazı çiftliklerimiz yapıyor. Biz tesislerimizde yapıyoruz zaten. Bunu kısrağın sütüyle tayın kanının uyuşup uyuşmadığını belirleyip okey sorun yok dediğimizde de tayın emmesine müsaade ediyoruz. O zaman bu kan uyuşmazlığı testi çok kısa bir süre sonra, evet, henüz emmeye başlamadan, evet, önce, evet, hızlı yapılması gereken, aynen, testlerden, aynen, biri. Aynen öyle. Doğum, göbeği temizledik, anneye bir baktık, sonunu bağladık. Ondan sonra anneden süt aldık. Taydan da kan aldık. Yani ilk 5 dakikada yapılan bir şey. Kan uyuşmazlığı testi. Bu 10 dakika, 15 dakika içerisinde sonuçlanan bir test. Zaten tayın kalkması 1 saat veya 2 saat diyeyim. O süre zarfında bütün hepsi hallolmuş oluyor. Bizim yani istediğimiz manzara doğumdan 1 saat sonra tayıyla ilgilenen bir anne, sonunu iyice yere yaklaştırmış, düşmek üzere olan bir son veya düşmüş bir plasenta yavruları, tay ayağa kalkmaya çalışıyor falan, bu gibi manzaraları istiyoruz. Ama bunlar olmuyorsa alarm, bir yerlerde bir sorun var diye düşünüp işte ona gereken müdahaleler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar daha hızlı yapılması gereken müdahaleler. Dediğiniz gibi her şey yolunda gitti. Peki uzun dönemde biraz daha sonra, 10 gün sonra şunun yapılması lazım. Böyle rutin kontrollerimiz var mı hem kısrak hem tay için? Tabii ki, tabii ki. Bu doğum sürecini atlattık. Akşam oldu çoğu dediğimiz gibi. Ertesi sabah oldu. Tavlamıza gittik, boksta. Kısrağımızı ve tayımızı şöyle 5 dakika gözlemliyoruz. Tayımız canlı mı? Dışarıya ilgili mi? İşte kulaklar dikik mi? Yoksa böyle duruyor mu? Onları bir gözlemliyoruz. Yani tekrar tekrar söylüyorum. Gerçekten hani bir 5 dakika, 10 dakika mutlaka bir izlemek gerekiyor, bir gözlemlemek gerekiyor. Kendi aralarındaki iletişim nasıl? Keyif alıyorlar mı? Birbirlerine alışmışlar mı? Yani bir kısrak tayına kıskanması gerekiyor belli bir şeye, sınıra kadar. Eğer onu yapmıyorsa o da çok ilgili değildir. Buna da farklı müdahale etmemiz gerekebilir. Veya tay da gittiğinizde yeni doğan tay çok uyur. 24 saatte belki 24 kere uyur yani. Saat başı yatar, kalkar o şekilde. Bu süreçte çoğu gittiğimizde taylar uyur vaziyette olur. Ve eğer bu tay annesinin yanında box'ın ortasında güzelce rahatça uyuyorsa bunlar iyi anlaşmıştır. Şayet bu tay kapının önünde, köşede, bir yerde uyuyorsa eğer, bunu daha yakından takip etmeniz gerekebiliyor. Çünkü bu kısrak o tayı daha tam benimsememiş anlamına geliyor. Eğer her şey yolunda gidiyorsa, tayı uyurken bir gıdıkladınız güzelce, yani hiçbir başka bir şey yapmadınız, o tayın canlı, güzel, sağlıklı bir tayın hemen ayağa kalkıp işte annesinin önünden dönüp hemen annesinin memesine doğru gitmesi gerekiyor. İlk sabah gittiğimizde baktığımızda ilk önce kısrağın memesinin dolu olup olmadığı. Baktık dolu. Tayımız da yerde muhtemelen uyuyordur. Tayımızı sevip ona kendimizi tanıttıktan sonra gıdıklayıp kaldırıyoruz. Kendisi kalkabiliyor. Bu da bir nörolojik testtir. Yani kısrağınıza, tayınıza dokunduğunuzda bir tepki vermesi lazım. Şayet o tepkiyi vermiyorsa orada da nörolojik olarak bazı eksiklikler vardır diyebiliriz. Kalktı, güzelce geldi. Annesini emiyor. Hiçbir sorun yok. Bizim kısrakta yaptığımız muayenelerden birisi sonunu atmış mı?
sonunu kontrol ediyoruz. Vulvasında herhangi bir yırtık var mı veya arkasında normalden fazla bir akıntı veya kanama var mı? Yeni doğan kısırağın mutlaka bir akıntısı ve kanaması oluyor ama bu ne kadar? Box'ı girdiniz, samanların, sapın üzeri kıpkırmızı veya çok fazla akıntısı var. Bunlar anormal bulgular. Bunların haricinde kısırağın akıntısı var mı, sancısı var mı, tayına ilgili mi? Sonra taya geçiyoruz. Tayı değerlendirdiğimizde bir takım anomaliler var. Bu anomaliler olup olmadığını hekimlerin değerlendirmesi lazım. Yetiştiricilerimiz bazılarını fark edebilir. Bunların bir tanesi işte göz kapakların genelde alt göz kapağının entropiyon dediğimiz dönmesi. Bunu fark ettiğinizde ya bir göz ya iki gözde hafif akıntı olur. Dikkatli baktığınızda da o kirpikleri göremezsiniz. Bu da eğer ilerlerse tayların 1-2 hafta sonra kör olmasına, gözünü kaybetmesine sebep olan bir şey. Bunu gözlemlediğinizde yalnızca dikkatle bakmakla aslında önüne kadar geçilebilecek ve o önlemini kadar alabileceğimiz aynen önemli öyle bir sağlık çok, sorununun çok, önüne geçebiliyoruz. Çok önemli ve sık karşılaştığımız, özellikle İngilizlerle sık karşılaştığımız bir şey. Gözlerin iyi muayene edilmesi lazım. Fark ettiyseniz bir hekime haber verirseniz o gün, mümkünse o gün, değilse ertesi gün müdahale ettiğinizde kolay basit bir uygulamayla belki gözünü kurtarabiliyorsunuz. Bunun yanında işte bazı güç doğumlarda veya normal doğumlarda, iri taylarda kaburga kırıklarımız olabiliyor. Bunları da ikinci veya üçüncü günlerde yine ilgilisini fark edebileceği kaburgaların sağ veya sol tarafında böyle deri altında bir su toplanması gibi bir şey görüyorsalar bunları da gözlemleyip yine hekimine haber vermesi lazım. Biz bütün yaptığımız rutin kontrollerde bunların hepsini değerlendiriyoruz ama hani ilgililerinin dikkatini çekebilecek şeylerden bahsetmek istiyorum. Çok kötü ve birden yani 4-5 tane kaburgasının kırılıp akciğerlerine battığında, akciğer kanaması yaptığında zaten maalesef biz o tayları 1-2 saat sonra kaybediyoruz. Ama 1 veya 2 kaburgası kırık, 3. gün deri altında böyle bir şey görüyorsanız burada o tayın yönetimi biraz değişiyor. Yani belki o tayı 4. gün padoğa bırakmayacağız da 10. gün bırakacağız. İşte yataklık sapını birazcık daha kalın yapacağız. Seyisi tayı tutarken daha nazik davranacak ki işte o kırılan kaburgası akciğerini fazla zedelemesin. Zaten bir miktar zedelemiş oluyor ama bunun önüne bu şekilde fark edilirse yönetimi birazcık değişiyor tayın. İşte dışkısını yapmış mı? İdrarda bir zorlanma var mı? Yeni doğanlar çok sık emer, çok sık idrar çıkarlar. Ve dışkısının rengi birazcık önce çok koyulur, sonra sarıya doğru açılır. Bunda da endişelenmesinler. Hani böyle bulaşık bir dışkı ilk günde normal taylarda. Ondan sonra dediğimiz gibi İşte müköz membranlarının rengi, göz kapak kontrolü, soluk alıp verme, kalp atım sayısı, bağırsak sesleri bunları zaten hekimi, ilgili hekimi mutlaka değerlendirir. Daha sonra bizim aslında doğumdan 1-2 saat sonra ayağa kalktığında tayın dikkat etmemiz gereken amudiyet bozukluklarımız. Yani çok dik bilekli bir tayımız varsa veya çok yatık bilekli bir tayımız varsa bu gibi taylar annelerini emerken çok fazla yorulurlar. Ve yorulan tay annesini yeteri süre ememez ve enerji rezervi yeni doğan taylarda çok azdır. Bu yüzden çok sık emerler. Yani yeni doğan bütün canlılar bu şekilde. Çok sık emerek enerji rezervini yüksek tutmaya çalışır. Şayet sizin çok dik bilekli bir tayınız varsa ve bu tayınız bir kere iki kere emmişse ve gece boyunca yorulup kalkmaya enerjisi yoksa siz o tayı fark etmezseniz sabah geldiğinizde böyle işte artık iyice yorgun, bitkin bir halde bulabilirsiniz. Yeni doğan taylarda bu ayak basış bozuklukları yani amudiyet bozuklukları önemlidir. Açısal olanlardan çok bu işte diklik, yatıklık dediğimiz bu fleksürel bozukluklara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki de açısal olan işte valgus, varus dediğimiz dışa dönüklükler, içe dönüklükler bunlar takip yapılması gereken çok önemli konular ama yeni doğan kapsamında değil. Yeni doğanda özellikle dik bilekli taylarımıza çok yakın ilgi alaka gerekiyor. Hatta peki onlar için herhangi bir müdahale gerekir mi yoksa zamanla düzelen bozukluklar mı dediğiniz Cem Hanım, gibi? Onun kriteri şu, eğer ki yani açısına göre yorumluyoruz. Tabii ki bazı ciddi vakalarda hekim ve medikal müdahale veya bandaj uygulamaları gerekiyor. Şayet çok ciddi değilse, hafif derecedeyse takibi yapılıp keyfi iyiyse, bunu normal tölere edebiliyorsa müdahale etmeden takip de edebiliyoruz. Bir süre sonra nalbant arkadaşlarımız da konuyu takip edip hani büyümeye bağlı bir ortopedik rahatsızlığı olmasın diye bakıyoruz. Ama çok ciddi olan vakalarda tabii ki medikal müdahale, hekim müdahalesi gerekiyor.
Yoksa tay dediğim gibi kalkamıyor, ememiyor, yoruluyor. Enerji rezervi tükeniyor, çok çabuk tükeniyor. Çünkü yağ tabakası hiç olmadığı için enerji rezervi de olmuyor. Sık sık emmesi lazım. Öyle taylarımız oluyor ki seyislerimiz böyle dizlerin üstüne koyup dizlerinde emziriyorlar falan. Hani ya da biz biberonla veya sondayla besliyoruz ki hani kendilerine gelsinler, toparlansınlar diye. Daha enerjik olsunlar, güçlensinler. Aynen bütün öyle. Bütün bu anlattığınız konular gerçekten çok enteresan, çok da keyifli anlattınız hepsini. Ne demek? Aşama aşama ben de sizinle beraber öğrenmiş oldum. Eminim ki izleyicilerimiz de çok keyif almıştır. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Peki evet. Özellikle altını çizmek istediğiniz, bu konuyu bir kere daha hatırlatalım dediğiniz bir şey var mı? Benim özellikle altını çizmek istediğim konu tay kızgınlığı konusunda yetiştiricilerimizin aceleci davranmaması. Çünkü sonucunda embriyonik ölüm riski daha yüksek. Artı canlı tay oranı daha düşük. Gebe kalma şansı da birazcık daha düşük olduğu için şöyle düşünüyor atçımız. Yani Mart ayında doğurdu, aşımını hemen yaptık. Biz 45. günde bir embriyonik ölümü yakaladığımızda Nisan ayının sonunda ana rahmi kendini artık yavruya hazırlamış vaziyette oluyor. Bazı kısraklarımız bunu belki 1,5 ay normale döndüremiyor. Ve siz o aceleci tavrınızdan ötürü kısrağınızın bu sebepten, embriyonik ölümden dolayı Haziran sonuna kadar belki aşımı hazırlayamıyorsunuz ve o sezon boş kalmasına sebep oluyorsunuz. Burada dediğimiz, başında da konuştuğumuz gibi kriterleri iyi değerlendirip iyi karar vermek gerekiyor ve bunu hekimlere bırakmakta yarar var. Çünkü hekimlerimizin artık hemen hemen hepsi bu konuda gayet tecrübeli ve yıllardır yapılan araştırmalar var. Bunları da takip ediyoruz. Mümkün olan, uygun olan kısrakları değerlendiriyoruz. Şöyle de bir anlaşılma olmasın, tay kızgınlığı asla önermiyoruz diye bir şey yok. Ve sadece kriterlerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Gebe kısraklarımıza iyi bakalım. Gebe kısraklarımıza iyi bakıp besleyelim. İyi, sağlıklı, canlı taylar alabilmek için. Bir de doğumdan önce, mümkünse bir ay önce planlanan yere nakli sağlanmalı. Eğer mümkün değilse, şartlar uygunsa kendi evinde doğum yapması her anlamda kazan kazan oluyor. Bunların altını çizmek isterim açıkçası. Rutini bozmuyoruz. Evet. Ben de bunu asla unutmayacağım. Evet. Emin olabilirsiniz. Siz aslında biraz önce söylediniz, o ilk kalp atışını duyuyoruz diye o andan bir mucizeye tanıklık etmeye başlıyorsunuz. Programımızı kapatmadan böyle unutamadığınız bir anınız var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Var tabii. Ya yani birçok anı var. Aslında 2018 yılıydı galiba. İki tane tayımız vardı yine bu konularla alakalı. Birisinde kan uyuşmazlığım vardı. Çiftlikte vardı, sonra haramıza gelmişti. Bir tanesi de çok büyük bir amudiyet bozukluğuyla doğmuştu. Bu iki tayımızda yapılan takiple, işte bazı bir takım işlemlerle, yani hele hele o kan uyuşmazlığı olan tayımız belki de ölümden döndü. Yani laboratuvar bulgularını inceleseniz böyle bir tay olamaz dersiniz. Yani bu yaşamaması lazım. Ama öyle güçlü bir taydı ki o onu töler etti. Biz elimizden geleni yaptık ve hazır sahaya gitti. Yarışlarda koştu diyebiliyorum. Diğeri de aynı şekilde. Yani hani o ilk doğumdaki o fotoğraflarını görseniz, o yamuk bacaklarını, böyle arka sağrısı düşük, işte ön ayakları bir acayip falan. Ama hani doğru müdahale doğru zamanda yapıldığında ve aceleci olunmadığında, yani zaman verildiğinde, o tayda onu da biliyorum, yarışa gitti, koştu, hazırlandı ve yarışlarda aldı diyebiliyorum. Hani bu iki tayı şu an hatırladım bu konularla alakalı, ama tabii ki onlarca unutamadığımız şey var. Tarihin en başından beri zaten bizim en yakın dostlarımız. Şimdi siz bunu anlatırken bu arada ben gözlerinizin nasıl ışıl ışıl parladığını görüyorum. Dolayısıyla bu sevgiyle yaklaşırsak, bu özenle yaklaşırsak, evet, böyle güzel mucizeler de oluyor. Kesinlikle. Umuyorum ki hiç aksilik olmasın. Keşke. Ama böyle durumlarla da ne yazık ki karşılaşırsak vazgeçmemek ve dikkat etmek lazım. Evet. Serdar Bey, gerçekten çok keyif aldım sohbetimizden. Çok teşekkür ediyorum ne size. Ne demek, rica ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Böyle bir şans tanıdınız. Umarım yetiştiricilerimize de faydalı bilgiler aktarabilmişizdir. Hepinizin eline sağlık. Teşekkürler. Umuyorum yeni konularla yine kapınızı çalacağız. Seve seve, tekrar her zaman. Tekrar teşekkür ediyorum. Değerli yarışseverlerimiz, bugün Serdar Baba Eski ile birlikteydik. Yine çok önemli bir veteriner hekimimizi ağırladık programımızda. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.